Arkadaşlar herkese merhaba, ben Ali. Yeni hayata dair videolarımızda bugün Luna ile kısa bir gezinti yapacağız. Zaten sabah uyandığında bağıra bağıra buna beni zorluyor. Hadi yürüyelim diyor, gezelim diyor. Luna'nın kıyafeti nasıl? Bim'de satılıyordu bu. Çocuk yeleği aldık. Şuralarından biraz kestirdik. Şu koltuk altı rahat etsin diye. Hem üşümesini engelliyor. Hem de geceleri sıcak tutuyor hayvanı. Rahat uyumasını sağlıyor. Hadi kızım. Gel. Hayvanlar bazen ot yiyor. Bu beslenmelerinde eğer bağırsaklarında bir sorun oluştuğunda, karınları ağrıdığında bu hayvanlar ot yiyor ve kendisini kusmaya zorluyor. Midelerini rahatlatmak için yapıyor bunları. Luna bu arada aksıyor. Luna'nın ayağına bir şey battı gibi. Gel bakayım kızım. Niye aksın sen? Dur. Kaldır bakayım ne var ayağının altında. Kaldır. Kaldır kızım. Bakıyoruz. Hiçbir şey görünmüyor ama. Aksama oluyor. Dur. Diğerini kaldır. Evet, bulduk. Bak burada bir tane topuk dikeni diyorlar. O batmış. Hep dışarıda kalan hayvanlar bunu nasıl çıkaracağıyla ilgili kendilerine bir yetenek oluşturmuşlar ama bu işte sürekli kapalı alanlarda kalan, işte apartmanda beslenen hayvanlarda bazen kendi ayağına batan bir şeyi çıkartamıyorlar. Böyle yardımcı olmak zorunda kalıyorsun. Bu hayvanların sürekli gezmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu kaslar hareket etsin, hayvan biraz daha canlansın diye. Biliyorsunuz ki insanlarda da aynı şekilde yürüyüş yapmak, egzersiz yapmak her zaman insanı diri ve sağlam tutuyor. Bu hayvanlar da buna ihtiyacı var. Çok uzun süre gezdirilmeyen, evde bakılan hayvanlarda yürümesinde bile değişiklik oluyor. Kaslarında erimeler oluyor. Çünkü kasları gelişmiyor hayvanın. Çok obez oluyor. Aşırı kilo alıyorlar. Bu da tabii başlı başına bir sürü sağlık problemleri ortaya çıkartıyor. Dediğim gibi Luna 6 aya kadar, 6 aydı bir süreyle benimle birlikte. Bu canlı daha önce nasıl beslendi, beslenmesi nasıl dikkat edildi bilmiyorum ama geldiğinde de mide problemleri vardı. Şu anda daha hala devam ediyor bu mide problemleri. Bak ayağına yine bir diken battı. Lunacığım, istersen bu çimenlik alanından çıkar. Kaldır bakayım ayağını kızım. Kaldır, kaldır. Alacağım bunu, kaldır. Bak bak, dur 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 dur. Dur bir tanem dur. Burası bayağı kaç tane batmış ya. Hadi bu bölgeden çıkalım. Gel. Gel 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 gel. Yine mi battı? Luna yerin çok bozuk olduğunu hissettiği anda balerin gibi yürümeye başlıyor. O kadar nazik basıyor ki yere. Bu neden kaynaklanıyor bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bu hayvan sürekli dışarıda olmuş olsa patilerinin altı nasır dediğiniz bir sertleşme sağlayacak. Bundan dolayı da her cisim ayağına batmayacak. Yani biraz daha sağlam olacak. Ama bu hayvanın böyle bir şeyi gelişmemiş. Çünkü benden önce de kafeste kalmış. Şu an yeni yeni artık sürekli dolaşmaya başladı.
Ayaklarının altı ufak ufak nasıl tutacak ve sağlam olacak artık. Dön ha. Hadi. Hadi. Gel. Tabii yürüyüş yapanlar bazen tedirgin oluyor ama bilseler bunun ne kadar zararlı olduğunu gönül rahatlığıyla geçecekler. Belki bazı arkadaşlar niye bunu bağlamıyorsun? Hani bağlı gezdirsen ne olacak diye düşünebilir. Eleştiride de bulunabilir. Ben hayatım boyunca birçok hayvan yetiştirdim. Artık hayvanların doğasının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yani bu hayvanın hiç zarar vermeyeceğine %100 emin olduğum için. Çünkü bunu yapmayacak. Bundan dolayı emin olduğum için böyle salık yanımdayken gezdirebiliyorum. Şimdi az önceki defa kakasını yaptı Luna. Şimdi bu hayvan gezdiği zaman bağırsakları hemen çalışmaya başlıyor. Gezmeden bu kakayı yapamıyor. Yani bazen sabah uyandığımızda hemen acil olarak salıyorum. Git kızım yap gel diyorum. Öyle olduğu halde biraz dolaşıyor. Ondan sonra yapabiliyor. Şimdi geri döneceğiz. Luna'ya geri döndüğümüzü söyleyeceğim ve gelecek bakın. Luna hadi gidiyoruz. Luna! Bazen koku aldığı zaman başka hayvanların, köpeklerin orada takılıp kalıyor. Hadi, hadi. Hadi kızım. Aferin. Gel hadi, gidelim. Umarım sohbet hoşunuza gidiyordur. Sıkılmıyorsunuzdur. Yani bir köpek besleyeceksiniz veya başka bir hayvan besleyeceksiniz. Şunu yapın. O hayvanla ilgili biraz bilgi edinin ki okuyarak veya daha önce bu hayvandan bu hayvana sahip olmuş insanlardan bilgi alarak gerçekten o zaman beslediğiniz canlının ne olduğunu... Bırak onu! Bırak onu! Bak bir şey buldu, yemeye çalıştı. Bırak dediğimi de bıraktı. Bunlara sahip, bu bilgilere sahip olursanız birlikte vakit geçirdiğiniz hayvanla daha iyi iletişim kurabilirsiniz. Mesela Luna geldikten sonra aldığı eğitimleri ben size söyleyeyim. Benim verdiğim eğitimleri. Mesela yolda bulduğu herhangi bir şeyi yemek isteyebiliyor. Ama ne kadar güvenli olduğu, yani sağlıklı olduğu tartışılır. O yüzden hemen bırakmasını söylüyorum, bırakıyor. Sonra kedilerle ilgili çok bir köpeklerin birçoğunda vardır bu. Sadece bu pitbull ırklarına dair bir durum değil. Tüm köpekler kedileri sevmez diye biliyorum ben. Ya bu taraftan. Çok saldırganlı kedilere karşı biraz sert komut azarlayarak bunu da bayağı bir azalttık. Yani yürüyüş yaparken yolda bir kedi gördüğünde ona hiç müdahale etmeden yanından geçip gidebiliyor. Luna, gel bir yerde oturalım. Gel. Gel buraya. Gel kızım. Gel. Hadi otur bakalım. Gel. Otur şuraya. Otur. Hadi. Otur otur otur. Aferin kızım. Sonra verdiğimiz bir eğitimden bahsedeyim. İlk geldiğinde
Biz İnciraltı'ndaydık. Orada da köpek nüfusu bayağı bir fazla. Çünkü sahipsiz köpekler vardı. Bak şu an Tor'u gördü. Bak gitmek. Hayır buraya gel. Hayır buraya gel. Tor'u çok seviyor. Onlar aynı kafeste büyümüş. Gitmek istiyor yanına. Ben şu an izin vermiyorum bak. Hatta önce onu başka bir köpek zannetti. Bak salık oldu, elde gitmiyor. İzin vermediğim için gitmiyor. Buraya gel. Hayır. Aferin. İyi şeyler yaptığında köpeğinizi ödüllendirin, sevin. Aferin kızım deyin, kızım deyin veya oğlum deyin, ne bileyim. Aferin Lunam deyin. Aferin Torum deyin. Bir şey deyin işte arkadaşlar. Hadi bu tarafa. Hayır. Luna. Bu tarafa. Oraya doğru gitmek istedi. İzin vermeyince geri döndü. Evet dostlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bizi takip edip beğeni atarsanız, abone olursanız biz mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Hoşça kalın.